belde evlerin üstünden Gülistan'ın üst tarafından size bir ordu manzarası, Gülistan'ın üstünden size ordu manzarası göstereceğim. Bir şehir nasıl katlediliyor, bir şehir nasıl kıyım kıyım işgal ediliyor. Kahrolası kent katilleri şu doğallığı göstereyim size. Bina yapılacak tabii ki ama kardeşim her şeyin bir kuralı var ya. Şuraya bakın, tepelerimiz artık neredeyse işgal altında. Ha, diyeceksiniz ki bina yapılmasın mı? Yapılsın tabii ki ama bu bina mı abi ya? Bu cinayet diye ya. Bu nasıl bir imar izmidir ya? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 15 kat, 20 kat binalar vererek bu şehri niye katlediyorsunuz? 15 kat bina vereceğine 15 parsel yaptır onu. Hepsini 600-700 metrekare içine ya da bir dönüm içine bir ev kabul et. Bir dönüm dediğinizde 30 metreye 30 metre bir şey. Yani bir dönüm yer 30 metre, ileri gidin 30 metre, yana dönün bu kadar. Yani onun da yarısını ev alıyor zaten. Şurayı görüyor musunuz? Vicdansız adamlar demiyorlar ki şu binaları imar izni verirken şu arkalarda o kadar yeşil alan var. Ver oralara doğru izni. Bir dönümün içine bir atıyorum dubleks bina koydur. Dolayısıyla ne olacak? Bütün şu gördüğünüz arkadaki binalar gibi ikişer üçer katlı binalar olacak. Dolayısıyla da doğal dokumuz bozulmayacak. Bakın. Görüyor musunuz? Yani vicdansız herifler şu arkadaki boş yerlere birer dönüm içine birer metre şey birer bina verseler, dolayısıyla arkadaşlar hem şehir yatay olarak gelecek hem de çoluğumuz çocuğumuz toprağa basacak ya, toprağa basacak. Toprağı bilmeyen, çiçeğe bilmeyen çocuklar büyütüyoruz şehirlerde ya. Çiçeğe çiçekçide görüyorlar ya. Niye? Bu kent katillerinin verdiği şu tür imar izinleri nedeniyle. Arkalarda o kadar boş yer var ki, yeşil alanlar. Oraya yapın kardeşim ya. Zor bir şey değil ki. Yani bunu yavru memleketine gidiyoruz da görüyoruz ya. Yani tabiri caizse yavru memleketi. Şu gördüğünüz yer eskiden belde evler yapılacaktı buraya. Ağaçları falan kestiler. Neyse sonradan Hilmi Güler yönetimi orayı bir anlamda tekrar binaları yıkarak kamulaştırmış oldu. Abi şehirde nefes alacak yer yok ya. Bakan da diyor ki her tarafı yeşil. Neresi yeşil lan şehrin? Hani burada yeşillik? Burası da memleketin henüz daha yeni yeni bozulan yerleri ya. Şuraya bakın. Koca koca bina yaptırıyorlar. Otoparkı yok abi, otoparkı. Adam 20 daireli yer yapıyor.
kanunlara göre bir metre şey bir araba için 20 metrekare yer lazım. Abi yok ya, 20, adam 20 daireli, 30 daireli, 50 daireli, 100 daireli site yapıyorlar ama 30 araba koymaya yer yok ya 100 dairede. Sonuçta ne oluyor? Yola izle koyuyorlar arabalarını. Şuraya bakar, görüyor musunuz? Otoparkı olmayan şey. Halbuki şu vicdansız yöneticiler şu binalara bu kadar yüksek kat değil de birer dönüme hadi 700 metrekareye de ya 700 metrekareye bir bina yani dubleks, tripleks neyse izni verseler ta arka bölümlerdeki yerler tamamıyla yeşilin içinde bina olacak. Dolayısıyla ne otopark sorunu olacak ne bir şey olacak. Hiçbir şey olmayacak. Yani adam şimdi evini mevini yapıyor ama şu binalarda oturan adam nereye koyacak? Mecburen sokağa koyacak. Onun için kent yönetenler lütfen binalara izin verirken şu arkada gördüğünüz ordunun her yeri yeşil, doğru. Ama merkez yeşil değil. Dolayısıyla bizim bize izin veren yani bu kent mimarisi konusunda izin veren arkadaşlara bir ricam var. Lütfen şehirde yatay mimari ve bir dönüme bir bina biçiminde yaparlarsa o zaman arkada gördüğümüz o büyük büyük bahçeler yani şu yeşil alanların içine saklanmış binalar ortaya çıkacak. Tıpkı şunlar gibi bakın. Görüyor musunuz? Şu binalar ağaçlardan göremiyor olabilirsiniz. Durum böyle. İnşallah yeni gelen yönetim yüksek kat bina değil böyle. Şöyle canavar binalar değil. Arkalardaki bahçeleri de imara açarak 500 metrekare arsa artı atıyorum 150 metrekare ev biçiminde yani 700-800 metrekareye olabilir. Durum bu. Şimdilik canlı yayını kapatıyorum. Biraz sonra bakalım hangi konuda açacağız. Hoşçakalın.